Planımızın her bölgesinde değişik etkinliklerle, değişik çalışmalarla ilçeyi daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek için olan çalışmalarımız devam ediyor. Ve geçtiğimiz yıl 70 bin fidanla başlayıp da bu yıl 100 bin fidanı parklarımızda, bahçelerimizde, Kocaeli'nin değişik bölgelerinde toprakla buluşturmak için yapmış olduğumuz çabamız her geçen gün artarak devam ediyor. Ve bu çabaları devam ettirirken her bir haftaki etkinliğimizde olmazsa olmazımız gençlerimiz ve çocuklarımız demiştik. Onlarla birlikte ağaç dikeceğiz. Çünkü biz emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki kuşaklara emanet olarak bırakırken gençlerimiz alacakları emanetlere sahip çıksınlar. Kendi dünyalarını, kendi çevrelerini kendileri oluştursun diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda şu anda artık bu iş bizi de aşmış vaziyette ve gençlerimiz kendi dikecekleri ağaçları, kendi çevrelerini artık kendileri organize ediyorlar. Her hafta bu ağaç dikme etkinliği bir farkındalık, bir program dahilinde yürümeye başladı. Bugün de burada 24 Kasım Öğretmenler Günü olması vesilesiyle Öğretmenler Günü için ağaç dikeceğiz. Bugünkü dikeceğimiz ağaçların şöyle bir önemi var. Bugünkü dikilecek olan ağaçları Argıncık Sağlık Meslek Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimiz öğretmenleri adına kendi harçlıklarından biriktirmiş oldukları paralarla almış oldukları fidanları öğretmenlerine hediye ediyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı ben öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz böyle bir incelik göstermiş, nezaket göstermiş. Parkın adı da Öğretmenler Parkı olsun, öyle mi? Çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha donanımlı bir Kocaeli için çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Sadece park için 250 bin metrekare bu yıl için söylüyorum, 2017 yılı için söylüyorum, tamamlanmış. Fen işlerimiz tarafından, Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz tarafından bitirilmiş ve Park Bahçeleri Müdürlüğümüze teslim edilmiş, yeşillendirilmesi, bakımının yapılması için 250 bin metrekare parkın inşaatını tamamladık. Ve de yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonrasında da yeni yeni parklar, yeni yeni yollarla şehri, Kocaeli'mizi daha yaşanabilir hale getireceğiz. Öğretmenler bizim her şeyimiz. İlk doğduğumuzda ilk öğretmenimiz herhalde annelerimizdir. Ardından ilk öğretimle başlayan eğitim hayatımızda bütün öğretmenler ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun diyorum. Şahsım kendi ilkokul öğretmenimden başlayarak bütün eğitim hayatında, öğretim hayatında emeği olan bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Hepsinin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hayatta olmayan, rahmeti rahmana kavuşmuş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum. Onlara da sağlık sıhhat içerisinde hayırlı ömürler diliyorum. Zaten toprak yaşlı ya, suya ihtiyaç var mı? Hadi hoşça kalın, iyi çalışmalar, kolay gelsin.